Mahir amca, ben kemerin oraya geldim, kimse yok. Yolcu orayı söyledi, ateş böceği. Tamam, bekleyeyim biraz da. Beni şikayet etmek neymiş, göstereceğim ben sana. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçın ateş böceği. Hoş geldiniz. Nereye gidiyoruz? Demircik'e gideceğiz. Biliyor musun öyle? Bilmem mi? İşimiz bu. Takip ediyor bu manyak ya. Bana mı diyorsun? Aa, yok yok, size demedim. Taksici. Biliyordum. Kulağa çekilince taktı manyak. Sorun nedir? Yok ya, ben öyle kendi kendime söyleniyorum. Sizlik bir şey yok yani. Takip ediyor bu adam. Evet. Kızdan taksici olmazmış. Gösterecekmiş bana. Deli mi ararsınız çok? Sen kal, halledeceğim ben. Olmaz öyle şey. Siz benim, ben hallederim. Sağ ol ama ben kendi işimi kendim halledebilirim. Halledersin mutlaka. Ben sadece... Ya siz sürekli benim yanımda mı olacaksınız? Bu hırtonun... ondan korkmadım, pabuç bırakmayacağımı görmesi lazım. Korkmuyorsun yani. Öyle mi? Cesaret korkmamak değildir. Korkunun üzerine gitmektir. Ben... Bırak, ne işim yok. Ya ne işi ben? Sen söyle birader ya. Kadından şoför olur mu? Bak, bomboş yolda geldi. Canım arabayı arkadan çarptı. Arıyorum şimdi trafiği. Gelsin cezasını kessinler. Asıl ben sana bir ceza keseceğim. Göreceksin, terbiyesiz. Gelsene sen şöyle. Bu da kavga buldu ya. Kasım yumruğunu gösterip hava atacak. Oh ya. Ne anlatıyor acaba ya? Adam resmen bir süt dökmüş, kediye döndü. Evet. Arkadaşın sana söyleyecekleri varmış. Özür dilerim bacım. Bir daha beni görmeyeceksin. Çünkü? Çünkü avukatın çok çetin çıktı. Tamam mıyız birader? Avukat bey. Avukat bey. Tamam, git.
Bir daha da gözüme gözükme. Bir daha karşına çıkarsa haberim olsun. Demek avukatsınız. Borcum ne kadar? Borcum falan yok. Olmazsa olmaz o iş. İyi tamam, yolda konuşuruz. Hop 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 hop. Bir dakika. Şey, yani ben sizi başka bir taksiye devredeceğim. Şu vuruğu halletmem lazım önce. Yola sen de çıktım, sen de devam edelim. Niye bütün manyaklar beni buluyor? Düz gideceğiz. Yolun sonuna kadar. Nereye götürüyor beni ya? İn yok, cin yok. Öf, bir manyaktan kurtulup ötekine çarpmadık inşallah. Abartma sen de. Bu kadar centilmen manyak olur mu hiç? Olur mu olur? Annen ne diyor her sabah? Aman kızım. Yalnız erkekleri sakın arabana alma. Aman kızım. Ne sapıklar var. Yüzüne baksan adam sanırsın. İstanbul çok kötü lefe. Kimin ne olduğu belli değil. Kimseye güvenme yavrum. Kimseye itibar etme asla. Siz olmasaydınız ben adamı döverdim. Oracıkta hakkından gelirdim onu. Sen benden mi korktun? Bak yardım ettiniz de benden faydalanmayı falan düşünüyorsanız. Sakin ol. Güvenebilirsin bana. Peki niye başka bir taksiye binmediniz o zaman? Nereye gittiğimiz belli değil. Etrafta bir Allah'ın kulu yok. Mehmet Usta'nın yeri burası. Şurada bak. İşinin ehlidir. Arabaya o baksın dedim. Pardon ya. Bu adam benim dengemi bozdu biraz. Önemli değil. Barbaros. Barbu. Ne yapıyorsun burada? Hiçbir çiçek açamaz kendini senin gibi göğe. Hiçbir çiçek kokamaz taşların çağlayanı gibi. Ne akşam sefası anlatır seni görebilmenin güzelliğini. Ne de hanım eli kalmak yerine senin elin gibi. Çok güzel. Sen mi yazdın? Aşkın yazdı be Arzu. Kavuşuyoruz yavrucuğum. İş kuruyorum. Yakında parayı para ödemeyeceğim. Ya lan hep aynı terane. Senelerdir iş kura kura bir hain oldum. Ben de kurudum kaldım buralarda. Ya bu sefer tamam diyorum kızım ya. Öyle bir düğün yapacağım ki sana var ya. Ah ah. Tabii tabii yaparsın. Bir kere. Hadi şimdi git. Annem görecek bizi. Görsünler kızım, ne olacak? Bugüne bugün damatları sayılırım ya. Metin abi. Pardon, ne yapıyorsun? Metin abi. Şaşırdın sen galiba. Abi ben vallahi şey yani... Sen geç içeri iki dakika. Ben bari böyle bir şeyler konuşacağım. Tamam. Kendine bağırttırma. Dur iki dakika. Tamam abi, ben şey işi söyledim yani. Tam zamanında gelmişsiniz. Ne olmuş usta ya? Radyatör falan mı delinmiş? Bak ben su gördüm ama önemsemedim. Anlıyorsun sen bu işten. Radyatörde delik falan yok. Sis lambasında Saşa vardı. Eğer Barış zamanında gelmeseydi yangın çıkabilirmiş. Yapma ya. Usta be. Bu avukat bey neyin nesidir? Ya Barış mı? Altındır o, altın. Hayrola niye sordun? Bana neden yardım ettiğini pek anlamadım da. Bilmiyorum Teo. Ne oldu, şoförlüğünü mü tutmadın? Yok, şoförlüğü iyi. Ama şüpheci biraz. Yani burnumuzun dibine kadar sokmak. Ya daha iyi, kontrolümüz altında olur yani. Barış! Bitti bu aslanım. Hadi gelin de bir çayımı için. Tamam Teo, konuşuruz. Hadi eyvallah. Usta be sen işinden olma, boş ver. Aa olur mu? Motordan anlayan kız bulmuşum da bırakır mıyım? Hadi gelin içelim. Hadi. Haklı.
Arabadan bu kadar iyi anlayan bir kız her zaman bulamazsın. Erkeklerin ön yargısı o. Kızlar ne yaparsa güzel yapar. Bu sefer. Ve ciddiymiş. Sen de inandın. Kızım, bir yalana bir kere inanan temiz kalptir. Üç kere, beş kere inanan salaktır. Salak. Ya anne ya. Ver o çiçeği bana. Hadi odana. Hadi, hadi, hadi. Demek baban da taksiciydi ha? O mu yetiştirdi seni? Evet. Nur içinde yatsın. Araba kullanmayı öğrettiğinde orta birdeydim. Neyse usta, borcum ne kadar benim? Borcun yok. Altın çocuk ödedi. Olmaz öyle şimdi. Sen al şunu. Uzamasın mevzu. Ben takside bekliyorum sizi. Bekletmezseniz iyi olur. Kız. Görüşürüz usta. İyi mi böyle? Kötü bir niyetim yoktu. Cehennem yolları da iyi niyet taşlarından örülmüştür. Küçük bir yardımdı sadece. Peki sizden yardım isteyen oldu mu? Küstahlık bu yaptığınız. Abarttın mı acaba ya? Adam beni o manyaktan kurtardı aslında. Beni kurtarıp diye aşağılamaya hakkı var mı? Sanki para isteyen oldun. Şey miyim ben? Tamam Şirin. Ay ama Barış Bey taktı bu adam size. Ha bir de İlayda Hanım aradı. 5 dakikaya geliyorlarmış. Hah. Ne oldu patron, tamam mı, aldık mı kızı? Ne bu heyecan Teo? Ne yapacaksın alıp kızı? Aşk olsun patron ya, ben ne yapacağım kızı alıp? Kazayı nasıl çözeceğiz, ben onun derdindeyim yani. Tamam kusura bakma. Kız hem şüpheci hem de dik kafalı. Yardım almayı bile bilmiyor. Olmadı yani. Ama dediğin gibi kafası iyi çalışıyor. Yani vardır bir çözüm yolu illaki ama vallahi durdu kafam yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Test parası bıraktım, onu bile kesin şimdi camdan aşağı atmıştır. O kadar. O kadar. Taksi lazım mı bayan? Aslı? Ay çok iyi oldu bu ya, süper. Gel ben bırakırım seni, gel. Ay. Gezer miyiz? Yok vallahi Gülsün, ellerim tepemde. Ne oldu kız? Ya önemli bir şey değil. Ay anlat bakayım sen.
Ya millet deliye ben akıllıya hasretim valla. Sabah önce taksicinin biri kene gibi yapıştı. Sonra da... Kız burada para düşürmüşler ya. Hem de 200 lira. Yazık ya. Kim bindi ki benden önce? O küstah bindi. Bensiz ya. Bensiz. Gül sen gezmek istiyordun değil mi? Evet de nereye? O densizin ofisine. Göstereceğim ben onu. Aslı ben hiçbir şey anlamadım. Sen niye sinirleniyorsun bu kadar? Ya müşterinin para düşürmesine mi sinirleniyorsun? Para düşürme falan değil o Gül. O elindeki de para değil. Küstahlığın belgesi. Kendini beğenmişliğin, zengin şımarıklığının belgesi o. Ama görecek o. Tamam biraz sakin ol lütfen. Tamam mı? Hoş geldiniz. Barış Bey toplantı odasındasınız. Yolu biliyorum. Tombul ve pembe ha? Seninle çok eğleneceğiz anlaşılan. Bu ne böyle be? Evet. Buka and Stone. Love Agency. Nasıl isim? Yine hızlı koşmuşsun. Aa, beni bilirsin. Hızlı, öfkeli ve karlı. Arkadaşlar kaynaşmak için yeterince vaktiniz olacak. Ama önce nikah. Değil mi Barış? Nikah mıymış? Ben bunu ortaklık görüşmesi zannediyordum. E ortaklık da bir nevi evlilik değil midir? Allah'tan değil. Yoksa kaçardım şimdi. Sakın bana evlilik fobim var deme. Ya ama Barış Bey toplantıda çağıramam ki. Ya benim şimdi kısa sürecek. Çağır patronunu, ben bir şey verip gideceğim. Tamam siz bana verin, ben kendisine iletirim. Olmaz. Benim bizzat kendim onun kafasına... Hayır, hayır, hayır. Yani eline, yani eline vermesi lazım. Kızım biraz sakin olsana ya. Aile, miras ve işletme hukukunda senin ofisin. Ticaret ve devlet hukukunda benim ofisim. Yani bu ortaklığı... Affedersiniz, devam ederim. Pardon ama bunu siz mi bıraktınız? Arka koltuğunda buldum. Evet. Düşürmediniz yani, bıraktınız. Evet bıraktım. Sorun nedir? Allah Allah ya. Sizden para isteyen mi oldu kardeşim? O kız Barış'a mı bağırıyor? Biz şey yapmayalım, karışmayalım. Bu biraz özel bir mevzu çünkü. Özel bir mevzu. Barış'la kılıksız bir kız arasında mı? Yani hayat işte, ne olacağı belli olmuyor. Mateo'nun kellesi tez uçurulu. Ya ne yapıyorsun, bıraksana kolumu. Gül. Ya bırak, çekiştirip durma be. Ya nedir bu para verme sahnesi, anlamıyorum ki. Ya ben sizden sadaka mı istedim? Bağırma, toplantı var içeride. Zorla sinirlendiriyorsunuz insanı sizde. Ya bırak. Ya çekiştirme. Bırak kolumu, bırak. Ya çekiştirip durma, bırak. Bağırma diyorum. Bilmediğin şeylerin yapılması nasıl oluyormuş? Bir izin verirsen anlatacağım. Biliyordum ama ben biliyordum. Ben biliyordum. Bir insan durduk yere bu kadar yardım eder mi? Ben bunu biraz paraya, azıcık güzel söze kandırırım sandın ama yemezler. Sen git başka safkaloz bul kendine. Oh! Oh. Yok yok, sorun sende değil. Ben kimi görsem çarpıyorum bugün zaten. Dedektif? Senin ne iş? Senin avukat bu mu? Bu demesek daha hoş olacak ama yani. Siz kimsiniz kardeşim? Ne istiyorsunuz benden? Dediğim gibi test parası. Hanımefendi anlatır mısın Teo? Tamamsa pazartesi başlasın. Değilse de bağırıp durmasın. Ciddi bir ofis burası. Tamam mı yani? Alıyor muyuz şimdi? Tamam. Ya
Ya senin de Pers'in ne pismiş arkadaş, şunu bir bırak. Anlatacağım ben sana. Test parası mı dedi o? He. Neyse. Yani şoförlüğünü görmek için bindi taksine. Başka bir şey yok. Test... Peki test parası ne? Ya bak, bir adamın şoförü onun bir nevi sağ koldur. Çünkü neden? Çünkü atıyorum yanında telefonla konuşur. İşle ilgili bir şey konuşur. İş sırlarını duyarsın. Bir derdi olur, onu duyarsın. Sırdaşı olursun yani, anladın mı? Tamam da bunun parayla ne ilgisi var? Para. 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 Ay pardon, ben kendi kendime şey yaptım bir anda. Tamam, siz devam edin. Buyurun. Bak, para en temiz güven testidir. Yani parayı geri getirenle üstüne yatan aynı kefeye konmaz. Doğru. Ben de neler dedim adama ya. Yok, bir şey olmaz. Bakma, senin böyle tok gözlü olman, gururlu olman onun hoşuna gitmiş belli. Adam işe aldı sonuçta ya, daha ne yapsın ya? Teşekkür edersin benim adıma. Ama ben özel şoför olmayı falan düşünmüyorum Teo. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Aslı! Aslı! Ya bir dur, bir şey diyeceğim ya. Ya Ateş Bacı. E peki ufaklığın davası ne olacak? İşi kabul etsen patron bedavayı halledecekti ne güzel işte. Neyi halledecekti patron? Ya şu çiçeğe çarpan adamı bulacaktık. Kısmet değilmiş işte. Sen de çok uğraştın, sağ ol. Hadi. Hadi gül.